Oda TV yazılarında 3 ayrı yazımda söyledim. Bu tehlikeye mutlaka dikkat çekmek istiyorum. Biliyorsunuz cihat konusuna belki geleceğiz biraz sonra, evet, da. Geleceğiz. Ama cihat konusu ve özellikle bu milli eğitim ders kitapları üzerinde yaptığımız çalışmalardan dolayı ben ve Oda TV ölümle tehdit edildik. Halen bu dava sürüyor. Biz kendi karşı tarafa suç duyurusunda bulunduk. İşte savcılığa, yargıya aksettirdik konuyu. Fakat onların bize karşı, benim yazılarıma karşı ölümle tehdit etme nedenlerinin içerisinde cihat sadece bir bahaneydi. Cihatla birlikte bunu toplum çok fazla bilmiyor. İlk defa Cem TV'de bunu yani görsel medya içerisinde seslendirmiş olalım. 2019 yılı bütün İslamcı gruplar için hilafet merkezli Mehdi'ci darbe yılıdır. Yani darbe yapılma planlanıyor. Nasıl yani? Hani bir darbe mi olur? Evet, askeridir. Tabii bir güçle bu herhalde yapılmak isteniyor. Bugün internete girin, orada ben yazılarda da kaynaklarını verdim. Bunu İskender Paşa'sından tutun, İsmail Ağa'sından tutun, menzilinden tutun. Hangi grubun içerisine girerseniz girin. 1440 yılı, Hicri 1440 yılından zaten 5-6 yıldır bunun seslendirilmesi en sert ifadelerle ortaya konuyordu ama bu 2019 yılına girmeden önce daha sert ifadelerle nasıl söyleyeyim, bayraklaştırıldı. Kimse de cesaret edemedi. Benden başka hiç kimse söyleyemedi bunu. Ne olacak yani? Tam anlayamadım ben. 2019 yılında bu 2019 yılı içerisinde Mehdi gelecek. Yani bu dini jargon içerisinde böyle söylenir. Ama Mehdi nedir? Mehdi belli bir grubun, tabii ki Müslümanların başına kıyamet kopmadan önce geçeceği söylenen bir kişidir. İyilik taraftarı olan bir kişidir. Ben kitaplarımda da mesela Deccal dindarmış, Deccal kötülük yani taraftarı olan bir kişidir. Konuşurken ben de şöyle göstermiş olayım, görüyoruz. Deccal dindarmış. Evet, kitabı. Özellikle İslami kaynaklarda, Sünni kaynaklarda ve Batı'da da aslında Hristiyanlığın teolojisi içerisinde de Deccal, tabii bunu Nietzsche başka amaçlarla da kullanıyor ama kötülüğün başına geçecek bir sistem veya bir figürdür. Mehdi ise İslam dünyası içerisine geçecek bir ilahi kahramandır. Mesih İsa'dır, gökten ineceği söylenen. Tabii dine yapılan en büyük kötülüklerden birisi de dinisiz mitolojik kahramanlar masal gibi anlatmaya başladığınız zaman karşılığını toplum o şekilde bekler ve mutlaka karşılığını bekler. Şimdi bu kurgu üzerine giden İslamcılar, bütün gruplar için söylüyorum. Bakın 3 tane yazı yazdım. Asıl sıkıntıları bu. 2019 yılı ve ilginçtir. Abdurrahman Dilipak. Hocam çok dağıtmayalım, süremiz çünkü kısıtlı. Tabii. Hemen eğitim konusuna Eğitim konusuna geleceğiz. Aynı konuya o da işaret etmiş. Hı hı. 1440 yılı içerisinde İslamcıların Mehdi'ci bir darbe yapmak istediklerini, Nurcu kaynaklarında da bunların geçtiğini ifade ediyor.